Brezilya ayrı, Afganistan ayrı, Çin ayrı, oradan gelen görüntüler bizi dehşete düşüren görüntüler olmuştu. Şimdi bir kere biz şunu ne kadar biliyoruz: bulut tohumlama, yağmurlama vesaire. <laughs> bir bölgenin coğrafyasının niteliğini varoluşundan beri değiştiriyorsanız, Sunni evet. olarak, bu dünyanın atmosferinde acaba neye yol açıyor? Evet. Çünkü izlemiştim. Ee... Amerika'daki bir bölgede, milli park olan bir bölgede kurtlar soyu tükendiğinde bütün e, coğrafya değişiyor, nehirin akışı bile değişiyor. Evet. Sonra kurtları geri getiriyorlar insan müdahalesiyle nehirin akışı tekrar değişiyor. Doğada bazı şeylere çok müdahale ettiğinizde hem farklı sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz hem bunu kullanabiliyorsunuz. Evet. Değil mi hocam? Buyurun sizi dinleyelim. Ona girmeden önce bir şeyi, diğer konuyu tamamlayalım. Türkiye, Reconquista diye tanımlanan. Reconquista. Reconquista ne Reconquista. olduğunu anlatacağım, tamam. kısaca. Reconquista denen Vatikan patentli bir politikayla karşı karşıya. Reconquista Vatikan Reconquista, patentli Türkiye karşısında yer alan paganların elinde olan Müslümanlar tarafından Türkler tarafından fethedilmiş toprakların. Yani Hristiyan toprağı iken, pagan toprağı iken, Türklerin ve Müslümanların eline geçmiş olan toprakların yeniden geri alınmasına rekonkista politikası denir. İstanbul başta olsa gerek. Evet. İstanbul baştadır. Hatay öyledir. Kıbrıs öyledir. Tarsus öyledir. Ege öyledir. Karadeniz öyledir. Yani çünkü bin yıldır bu adamların ee, biraz önce de söyledim Tanrı'nın yürüdüğü topraklar dediği pagan Hristiyan Yahudi topraklarında imparatorluk kurmuşsun. Onun için Türkiye e, efendim e, yıllarca akademi dine sırtını döndü. Ya bireysel olarak kardeşim inanıp inanmadığın günde beş vakit namaz kılıp kılmadığın beni ilgilendirmiyor. İster kılarsın, ister kılmazsın. O senin Allah'ın arasında. Ama ama bu bu ülkede akademi ne genel kurmay'ın önüne, ne siyasi e, gücün önüne bunları araştırıp koymadı. Teoloji denen kısmı diyorsunuz, ha, diyorsunuz değil mi? koymadı. Teapolitik. Ben bunu yazdığımda da ya ne CIA ajanlığım kaldı ne MİT ajanlığım dedim ki tamam MİT ajanlığı olayım kardeşim dedim benim devletimin kurumu gur yani bir, bir itiraz etme. Bunu en güzel Hı. anlatan Efendim? Yani en güzel anlatanlardan bir tanesi de Aytun Çocay'da. Evet. Altında. Tabi. Allah razı olsun adamcağız. Allah, adam. Rahmet, adam eylesin, Allah evet. rahmet eylesin. Tabii, Allah rahmet e, eylesin. Tabi Allah rahmet eylesin. Şimdi buradan baktığımızda Iklimle ilgili çalışmalar Nikola Tesla ile 1930'dan beri Amerika Birleşik Devletleri çalışıyor. Hmm. Bunun e, denemelerini 1900, Vietnam'da bir daha hocam beri. beri çalışıyor. Benim elimde rapor var. İnternette de var. İnternette de Açık var. Kaynaklı. İngilizcesi olanlar girip bulabilirler. Amerikan dış işler şeyden Amerikan e, savunma bakanlığının genel kurmayının hava kuvvetlerinin 1996'da yayınladığı bir rapor var. Rapor aynen şunu diyor: Biz, biz 2025'te iklime tamamen hakim olacağız. Amerikan Genel Kurmay Başkanı, Amerikan Savunma Bakanı geçmiştekilerden e, bunun bir silah olduğunu söylüyorlar. E, 6 Şubat felaketinden depreminden sonra bu tartışmaları biliyorsunuz gündeme gelmişti. Ben de bunu bir kez daha göstereyim kameraman arkadaşıma. Biyopolitik Savaşlar. Evet. Burada Biyopolitik Savaşlar bu kitabı ben 11 yıl önce yazdım. Sonra 3-4 yıl önce yeniden revize ettim. Milletimin önüne koydum ve de e, çok büyük bir teveccüh gördü. Evet. Ankara'ya beni davet ettiler bu Diyorsunuz ki iklim, su, su gıda. gıda, GDO, sağlık, istihbarat. Evet. Çok Şimdi, önemli. E, bu Hark'la ilgili bir Konferansı Ankara'da verdik. E, hatta iki gazeteci arkadaşımız da var idi. Çok ilginç bir şeyle karşılaştım ben orada. Nedir o? Biri şey? bana e, şöyle söyleyeyim. Beni dinlemeye gelen başka ülkelerin askerleri de vardı. Hmm. Ama Amerikan Büyükelçiliği'nin askerlerinin tamamı oradaydı. E, rütbesiyle oradaydı. Tamamı oradaydı. Ve de, i̇yi de Türkçe biliyorlar adamlar. Tabii hepsi iyi Türkçe biliyorlar. Tabii tamamı tamam oradaydı. Başka ülkelerin askerleri de var. Bir, beni gururlandıran bir başka şey var. Ben ordumu her zaman severim. Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri bizim teminatımızın mihenk taşıdır. Taşı. Türk ordusu çökerse bu ülke çöker. Şimdi Türkler nasıl devlet kuruyor diye şey yapıyorlar. Türkler o ordu millet olmanın verdiği bozkır aristokrasi anlayışıyla devlet kuruyor. Bozkır ar aristokrasisi Tabii. anlayışıyla devlet kuruyor. Onun için kolay devlet kuruyor. İşte böyle bir şeyde iki tane Tuğ generalimizin harp üzerine doktora yaptığını öğrendim. Bu beni son derece memnun Harp ne yapıyor hocam? Hay, har, hay aktif research program. İyones Şöyle söyleyeyim en basit anlayın. Fatma teyzemin anlayacağı. Ay lütfen evet. Mikrodalga fırın var ya. Evet. Mikrodalga fırının daha büyüğünü düşünün. Enerjiyi basıyor saniyeler içinde ısıtıyor, soğut ısıtıyor hmm. Aynı böyle yüksek enerji. Bunun merkezi Alaska Kanada. Ben bir tatil vesilesiyle Kanada'dayım. British Columbia, Vancouver'dayım. Atladım arabama. Gezmeyi severim. Yani Amerika'da da, Kanada'da hemen hemen ülkenin tamamını gezdim. Edmonton'a gittim. Oradan ben had hadi dedim Alaska tarafına da gideyim. Son aklıma geldi bu harp ilgili. Gakona. 50 kilometre mi 100 kilometre Geçmiş gün bilemiyorum. O tarafa doğru gidiyorum. Yolda Amerikan piyadeleri durdurdu beni. Sör dediler nereye gidiyorsun? Valla dedim Gakana'ya doğru gidiyorum. Tavsiye etmeyiz vurulabilirsin dedim. Oo. Yani, vurulabilirsin dediler adam. Tavsiye Vururuz diyoruz diyor, adam yani. Tabii, can kıymetli biz de. Tordistan geriye dön. Şimdi olay şu. Mesela 1976 yılında Çin'de büyük bir deprem oluyor. 600 bin insan ölüyor. Girsinler 1976 tarihinde New York Times'a girsinler artık internette var. Çinle doğrudan doğru, doğrudan doğru Amerika'yı suçluyorlar ve Hart'ı suçluyorlar. Bir başka şey. Biz de konuştuk hocam bu Hatay depremi sonrasında tabii. Harp teknolojisi var mı yok mu? Yani kimi baştan reddediyor ama mesela Fransız bir deprem uzmanı şunu söylüyor bir fay varsa onu tetikleme ihtimali de olabilir diyor. Ben bunları söylediğimde yani e, ya, böyle e, hakaret edenler şunlar oldu. Şimdi daha isim söylemeyeyim. Şunu net olarak bir şey söyleyeyim. Bir insan şunu diyebilir. <laughs> ya har fay hatlarını tetiklemiştir. Siz dersiniz ben daha de hayır tetiklememiştir derim. İkisi de saygı değerdir. Tabii. Ama bir adam hele önünde profesör, doktor, doçent ünvanlı birisi har diye bir şey yoktur diyorsa gerizekalıdır. Bu kadar net söylüyorum. Gerizekalıdır. Çünkü bu teknoloji sadece Amerika'nın elinde değil. Bu teknoloji Rusya'nın elinde var. Bu teknoloji İsrail'in elinde var. Bu teknoloji İngiltere'nin elinde, elinde var. Ve mesela e, şeyde Amerika'da biliyorsunuz bir e, şey güney eyaletlerinden nereydi o şehirlerinden e, büyük bir sel baskını felaket falan oldu. Amerika doğrudan doğru Katrina kasırgası New Orleans mi? Ha New Orleans. Doğrudan doğru Dikkat edin kasırgalara Amerikalılar Rus kadın isimlerini verir. Hmm. Tabii Rus kadın isimlerini verir. özellikle vesaire. Tabii özellikle Katarina, Katarina en meşhuru. Evet en meşru. <laughs> Katarina, Katarina kasırgası heh. en meşhuru. Evet. Şimdi adamlar bir başka şeyi söyleyeyim. Daha sonra Katrina kasırgasından sonra Rusya steplerinde Sibirya'da milyonlarca dönüm arazi buğday başak halindeyken yandı. Yandı. Kurudu. Rusya o yıl ilk defa tarihinde buğday ihracı yapamadı. Rus kaynaklar da doğrudan doğruya Amerika'yı suçladı. Harp'la ilgili olarak. Hmm. Artı Japonya'da biliyorsunuz Fukushima mı? Fukuyama. Fukuyama'da biliyorsunuz nükleer santral patladı. A Örtülü Aslında olarak nükleer, Japon Başbakan yok, bile. Yok nükleer santral patlamadı. Fukushima atlamadı. nükleer e, santrali. E, normal bir deprem. E, Tsunami. Tsunami'den kaynaklanan. Tsunami'den dolayı. He, şey ya. oldu. Amerika, Kesinlikle Japon oldu. Başbakan üstü örtülü doğrudan doğru harpı, Rus kaynakları harp işaret. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu hocam? Bir yıl sonra Rusya'da steplerde yandıktan sonra ben uzun yıllar San Diego'da bulunduğum için. E, tabii e, kimin olursa olsun orman Allah'ın yarattığı ağaç yakıldı. Tabii tabii. San Diego'dan Riverside'e kadar yüz binlerce dönüm o güzelim çam ağaçlarının nasıl yandığını gördüm. Ve Amerikalılar da bunu doğrudan doğru Rusları suçladılar. Hardı suçladılar. Çünkü bu teknolojiyle şeyli reçineli ağaçları yakmak çok kolay. Oo. Hocam bizde de kullanılmış evet. olabilir mi? Çok büyük yangınlar yaşadık geride evet. bıraktığımız yıllarda. Evet. Zaten bazılarının PKK kaynaklı olduğu ortaya çıktı evet. da bizzat eee sabotaj Şimdi, olduğu. E, bütün Şimdi bunlarda bakmadım. baktığımızda e, Dubai'de havaalanı sular altında kaldı biliyorsunuz. Evet. Yani çünkü ona göre de yapılmamıştı. Diğer taraftan ben 17 yıl kaldım e, Kaliforniya'da, San Diego'ya, Los Angeles'a bir damla kar yağmamışken kar yağdı. İşte e, nedir? Mekke'ye e, efendim sel baskınlar oldu. Şimdi bu, bütün bunlar olurken e, efendim harf diye bir şey yok demek Tabii akla yani. Ha, Hocam hard. sadece sadece harf mı Yani. Bu dünyada bir gerçek var. İklim Küresel ısınma, iklim değişikliği, atmosferi bizi koruyan o örtüyü delmişken, bitirmişken ve sürekli olarak da bunu bitirmeye devam ederken, iklim bu kadar değişmeye devam ederken, tarih hiç onlardan olmuyor. Tarih hocam? boyunca iklimler genellikle bir yüz yıllık periyotlar içinde bu döngüleri yaşıyor. Yaşıyor. Yani atmosferden bir sorun yok. Ha, yok. Ama bunu çarpan olarak hızlandırabilme, arttırabilme, tetikleyebilme imkanları var. Bu konuda da, bunda da tabii sonradan öğrendim, e, e, hocanın önce ismini vermek istemedim çünkü izni almamıştım. Türkiye, haat konusunda o kadar büyük bir değerli bilim insanının elinde tutuyordu ki, ben bunları söylemedim, söylemedim. Tabii profesör ünvanlı insanlar böyle telefon, televizyonlarda meşhur işte bir yorumcu morumcu bana saydırınca, Dedim ki ya Koç Üniversitesi rektörü İmran İnan. Kardeşim adamın harpla ilgili 350 makalesi var. Adamın bu makalelerine 9000 atıf var. Ve bu adam Stanford Üniversitesi'nde 30 yıl bunu yattı. Şimdi böyle daha ben bunlar bahsettikten sonra hocaya ulaşmışlar. Tabi devlet Sayın Cumhurbaşkanı dahil görüşmüş. görüşmüş. Doğru da yapılmış bunlar doğru yapılmış. Peki i̇şte hocam burada... ne planlıyorlar? Şimdi... Ya yani evet, böyle aslında bir başka savaş yöntemi olarak bu harpı kullanıyorlar. Kesinlikle, bakın. Nurettin ee, ee, Sözen Hoca zamanında İstanbul'da böyle evet, bulut, susuz kalmıştı. Doğru, Biliyorsunuz... Bulut tohumlama. Yapıldı yani, evet. uzak evet. gitmeye gerek yok. Bir başka şey, e, geçen sene e, Eylül sonuna doğru üniversitem açılacağı için e, Amerika'dan döndüm. O Texas, Texas arkadaşlarımı gördüm, Amerikalı gezdim, tozdum. Ondan sonra... Ee, Bolu'ya gittim. Bolu Belediye Başkanı ben. Taju Bey. Ee, Bey. E, ben hiç karşılaşmadım adamla. Ama Bolu Belediye Başkanı'nı sever. Şimdiki Belediye Başkanı. Evet şimdiki Özcan. Belediye Başkanı'nı sever. Selam Niye? olsun Tanju Bey. Ya adam. Vatan sever. Büyük emekleri ve organik tarım konusunda adamın o kadar gayretleri var ki. Ben her evet. sene gidip kendisiyle falan ziyaret etmedim. Ee, e, efendim kendisinden de bir şey istemedim. Zaten siyasilerden bir şey istemem. O tarım <laughs> yapılan yerlerden gidiyorum fasulye alıyordum. Geçen sene döndüğümde gittim. Bir kilo yoktu. Dediler ki oradaki uzman arkadaş. Yoktu öyle mi? Evet yoktu. Neden? Çünkü dediler hocam tam fasulye çiçekten döle döneceği zaman geçen sene dikkat edin Bolu'da bir kar yağmur kar değil de Doğru. fırtına oldu. Şey, İğnada'da da benzer şey oldu. Bu olağanüstü bir şey oldu Altı tane insan falan öldü hayatını kaybetti. Ve bir kilo yetişmedi. Bir gram yetişmedi. Çünkü adamlar artık hava ile ilgili yani o bölgenin iklimi ile ilgili bütün bilgiler zaten gizli saklı değil var ya birileri dışarıdan bunu etkilemiş mi diyorsunuz hocam Kesinlikle. o fasulyenin yetişmesine engel mi olmuşlar e, tam, bu, bunu, bu teknoloji var zaten kitapta var tekniğini yaptım ben bu teknoloji var valla o zaman Tanju Bey'i uyarmak lazım Tanju Bey dikkat edin diye Tancı bu Bey teknoloji var lazım. yani bu teknoloji İon, İon Esferi onu da gerek yok İnternetten girin İmran inan yazın 4800 metreden nasıl bu teknolojiyi kullanabildiklerinin makalesi var hocam. Hocam doğrudur da yani eve söylediklerinizi bilimsel yanı çok fazlasıyla vardı. Niye bir tek Bolu'da Tanju Hayır sadece Bolu değil başka yerlerde de oluyor. Sadece, o ben, 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 sadece gittiğim, kendim misal olsun diye yani diye fasulye söylüyorum. almaya gittiğim için söyledim. Şimdi baktığımızda... <laughs> Yoksa burada... Bolu'da Tanju Özcan'ın fasulyelerine uygulanan özel bir şey yok, yok. Yani. Özel bir şey değil tabii. Yani... Bolu, hayır, Karşıyozcanı fasulyesinden <laughs> mi vurmak istediler <laughs> onu dedim. Ee, Türkiye'deki enflasyon ortamının dışında <laughs> gıda fiyatlarındaki ciddi yükseliş, et fiyatlarındaki ciddi yükseliş. Tabii. Üretimle baktığınızda arz talep dengesi buralarda da yaşanan sorunlar Tabii. var. Dolayısıyla bunları konuşmak önemli hocam ama temelde bir süre sonra dünya kıtlık, açlık ve bunun sonucu e, yine büyük bir göç dalgasıyla yüz yüze kaldı. Kavimler göçü iki yükleniyor yani Taş, şu anda tarih, değil mi? Tarih boyunca, tarih boyunca şunu söyleyeyim. Tarih boyunca bu bölgede bulunduğumuz coğrafyada medeniyetler beş kez büyük çapta, 21, 21 kez küçük çapta, orta ölçekte çökmüştür. Şimdi altıncı kez büyük çapta çöküyor. Çünkü tarihte bu medeniyetler çökerten temel etken su ve gıda zincirinin kopmasıdır. Buna hiksoslaşma deniyor. Su ve gıda zinciri kopunca çevreden merkeze doğru medeniyetler dümdüz edilmiş. Sümer medeniyetleri, Akat'lar biliyorsunuz gelen bir kavmin 150 yıl sonunda büyüyerek yıkılmasıyla e, o efendim. Ya bir göçü tetikleyeceklerse bunlar nereye gidecek? Gelişmiş ülkeler, batılı ülkeler almazlar ki. Zaten almıyorlar. Öldürecek zaten. Nereye gidiyor? Adam almak falan bir derdinde falan değil yani. O o insani şeyler yok zaten. Öyle bir şey yok. Değerli kardeşim, yok öyle bir şey hikayeleri. Şimdi böyle bir şey olunca, böyle bir şey olunca adamlar diyorlar ki kardeşim iklim artık en büyük silahtır. Vietnam'da bunu savaş olarak kullandı. şeyde yağmur olarak kullandılar. Bunlar ben söylemiyorum. Kendi Amerikan Hava Kuvvetlerinin raporunda var zaten bunlar. Amerikan ordusunun raporlarında var bunlar. O zaman baktığımızda ben bunları topladım hepsini, bir kitap yaptım ve çok da ilgi görüyor. İklim ve su gıda. Türkiye 2040'tan itibaren su sıkıntısı çekecek bir ülke. Biz zaten su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Ee, biz su zengini değiliz onu biliyoruz Tabii. yani. Mesela bize şeyi yaparken Atatürk aracını yaparken e, Irak'ı Suudi Arabistan'ı, Suriye'yi kışkırtıyorlardı. Kışkırtan da aynı lobiydi. Ya bak Türkler suyunuzu kesecek diyorlardı. Dünya Bankası'ndan alacağımız, rahmetli Demirel de anlatmıştı bunu. Dünya Bankası'ndan alacağımız krediler kesiliyordu. Tam o noktada İsrail lobisi devreye giriyordu. Biz size kredi veririz diyordu. Yani tavşana kaç, tazıya tut. tut. Robert David Kaplan, coğrafyanın intikamı, Balkan Hayaletleri kitaplarının yazarı. Adam Türkiye'ye 50 kez geliyor. Adam şeyde bir makalesinde şöyle diyor. Türkler bu GAP projesini, bu Atatürk Barajı'nı niye yapıyorlar ki diyor. Yakın ellerinden çıkacak diyor. Yazdığı Aa. tarih 1998.